İyi gidi günler. Şükran hep sizi bana bırakırdı bakayım diye. O zamanlar kapı komşuyduk. Siz taşınınca haliyle uzak kaldık. Ne günlerdi. Sizler benim elimde büyüdünüz. Ben sizi ellerimle doyurdum. Buyurun yiyin yavrum. Sağ olun teyzeciğim. Sağ ol Raziye teyze. Raziye teyze. Şimdi bizim bir ödevimiz var da bir kompozisyon yazmamız gerekiyor. Bu çocukluğumuzla ilgili filan. Bizde de bu dönemi hatırlayan kimse yok yani. Sen hatırlıyor musun bu işte benim bebekliğim? Yani Hikmet daha doğmadan önce. Bizim eve kimler gelip çıkardı? Yani annemin arkadaşları filan. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Vallahi sen o hırgürün içinde doğdun rahmetciğim. Annenizle babanız sabahtan akşama kavga ederdi. İnat edip ayrılmazlardı da. Siz o arada helak olurdunuz. O zaman etrafta ne eş, ne dost, ne hısım, ne akraba. Bu çocuklar ne yer, ne içer, aç mı, açık mı? Kimsenin umurunda olmadı. Bir de o dönemde babam basıp gitti. Aylarca geri dönmedi. Siz kaldınız mı Filiz'le ortada? Etraf çakal dolu. Allah'tan elektrikçi Muhittin'le bakkalın çırağı vardı. Onlar göz kulak oldu size. Sağ olsunlar. Ne iyi adamlarmış. Efendim? Yok bir şey teyzeciğim. Ne iyi adamlarmış diyorum. Öyle, öyle evladım. Raziye teyze, bu Muhittin çırak filan hala bizim mahalledeler mi? Muhittin kendi dükkanını açtı şu otobanın karşısında. Bakkal çırağının adı neydi? Neydi? Yok hatırlayamayacağım. Sarı turuncu kıvırcık saçları vardı. Çelimsiz çipil çipil bir şeydi. Ha. Çok sağ ol Raziye teyze. Allah razı olsun senden. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Bir çay koysaydım. Yok bizim şimdi hemen eve gidip bunu yazmamız gerekiyor. Yarın sabah ödev çünkü. Yine gelin. Gelirken bir daha ya Filiz'i de getir. Tamam getireceğim ben sana Filiz'i söz. Abi. Hı. Ne diyorsun? Doğru mu söylüyor sence kadın? Yani doğru söylüyor ya da söylemiyor. Elimizde iki tane ihtimal var şimdi onlara bakacağız. Oğlum senin bu halin ne ya? Ben senin yerinde olsam havalara uçarım ya. Niye? Fikri Elibol'un genlerini taşımıyorsun bu bir. İkincisi markette it gibi çalışacağına meslek sahibi olursun oğlum. Adam elektrikçiymiş. Dükkan ne olur lan? Ya ben memnunum işimden. Ha memnunsun. Zaten şu çırağın akıbetini öğrenemediğimize göre ben yarın gideceğim şimdi Muhittin'e bakacağım. Yapacak bir şey yok. Söyleyeceğim ablama. Babamın gerçek babam olmadığını. Ya söyleyelim de nasıl söyleyelim? Kızın derdi başından aşmış baksana. Doğru. Bin tane şey var kafasında. Benimle mi uğraşacak bir de? Ya öyle değil de. Şu gürültü patırtı bir geçsin. Konuşuruz yani. Ha. Şunu da kafana sok. Ne olursa olsun biz kardeşiz ha. Hadi yatalım.